Hazırsınız mı? Şimdi yorumları kapatıyorum. Temiz bir ekran olsun. Şimdi bakın hiç korkmaya gerek yok. Gerçekten de işi kuranına göre yaparsanız sınavda bunları çok rahat çözebildiğinizi göreceksiniz. Batı Toroslar'ı anlatıyorum. Sevgili dostlarım şuradaki dağ hangisi? Bakın Batı Toroslar'da ÖSYM'nin en çok sormak ihtimali olan dağlardan biri. Bu da arkadaşlar bu da Bey Dağları. Bu da neymiş? Bey Dağları. Nerede Bey Dağları? Antalya'daki Bey Dağları. Başka. Bunun hemen karşısında Geyik Dağları. Siz de benimle beraber çizin. Geyik Dağları. Şurada Davras Dağları. Davras. Davras Dağları neden önemli? Çünkü kış turizmi yapılır. Kayak tesisleri vardır. Şurada Sultan Dağları. Sultan Dağları ve Sultan Dağları'nın güney doğusunda da şurada da Dede Göl Dağları. Hocam ne ilginç ilginç dağlar var. Var ama bunların soru değeri de var arkadaşlar. Şimdi Bey Dağları'nın ortalama yükseltisi 3000 metre dolayında. Bunu niçin söylüyorum? Bunu keyif olsun diye söylemiyorum arkadaşlar. ÖSYM şunu soruyor. Aşağıdaki dağların hangisinde buzul şekillerine rastlanır? Buzul şekilleri Türkiye'de 2500 metrenin üstündeki dağlarda rastlanır. O zaman bu dağları ben ara ara öğrencime yedirmem lazım. Bunları öğrencime öğretmem lazım. Doğru mudur? Başka Dede Göl Dağları ve Davras Dağları da arkadaşlar 2500 metredir. Dolayısıyla bunlarda da ne olur? Buzul şekilleri görülüyor. Şimdi bu ney? Bu klasik anlatım. Siz bunu şimdi anladınız. Çizdiniz benimle beraber. Fakat eminim ki yayından sonra bir gün sonra... %50'sini unutacaksınız bunun. Bir hafta sonra da %80'ini unutacaksınız. Şimdi size unutamayacağınız bir an yaşatalım. Bunu hafıza tekniğiyle kodlayalım. Hem eğlenceli hem de akılda kalıcı olsun. Hazırsınız mı? Dersimize bir hafıza tekniğiyle başladık. Yayından sonra yorumları açacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Sorularınızı alacağım. Şimdi bakınız. Bu klasik anlatım. Klişe dediğimiz anlatım. Bu ise profesyonel hafıza tekniği. Tabii ki bu teknikler öyle sabahtan akşama olmuyor. Buna gerçekten kafa yoruyorum. Nöronlarımı yoruyorum. Bir hafta ayırabiliyorum. En ideal senaryoyu bulana kadar. Şimdi dikkatle dinlemeni e, rica ediyorum. Burada tabi kalemi de seçeyim ben. Kalemi de alayım şuradan. Hafıza tekniklerindeki en önemli şeylerden biri dikkat. Arkadaşlar batı toroslar Bakınız ne görüyorsunuz? Şurada bir Bey görüyorsunuz. Bey ne yapıyor? Geyik avına çıkmış. Bey geyiği tam karşıda görüyor. Geyiği vuracak. Bey geyik avına çıkmış. Kimin beyi bu? Şuradaki sultanın beyi. Yani eşine sultanım diye hitap ediyor. Adam Toros marka aracına binmiş. Toros marka aracına fakat aracı kontrolsüz kullanınca Toros Akdeniz'e batmış. Batmış Toros, Batı Toros. Ne diyor? Battı Toros yan gider. Battı Toros yan gider derken Batı Toros'a vurgu. Bu bey 3000 metreden geyiği vuracak. 3000 metreden vuracak. Bu 3000 metre neye vurgu? Bey dağlarının yükseltisi 3000 metreye vurgu. Yani burada buzul şekilleri görünür. Geyiği vuracak ama oku çekmiş, yayında germiş. Fakat henüz karar vermemiş. Tam o esnada bakın üstünde Burada küçük baş hayvanlar var. Küçük baş hayvanlara davar denir arkadaşlar. Ne diyor? Davarlık yapma hafıza sığınarak. Tabii ki bu hafıza tekniği. Davarlık yapma, geyiği vurma. Hemen üstünde bakın kuzeyinde, kuzeybatısında kaç tane davar var burada? 2500 tane davar var. Hep birazdan adama diyor ki davarlık yapma. Davarlık yapma derken Davras dağlarına vurgudur. Geyiği vurma diyor. Bey dağları hemen karşısında görüyorsunuz geyik dağları. Tabi adam burada geyi vurmak üzereyken hanımı sultanım diye hitap ettiği hanımı da dedesine gidecek. Ne diyor? Beyim geyik avına çıktı bey dağları. Ee, ben de dedeme gideyim. Dedesi de gölde yüzüyor. Bak şu sultanın dedesi hemen güneyinde şurada gölde yüzüyor. Dede gölde yüzünce ne olur? Dede göl dağları olur. Dedede dede de dede ha bu yaşına rağmen efendim gölde performans yapıyor. Bu gölün derinliği ne kadar? 2500 metre derinliğinde bir göl. 2500 metre derinliğinde derken neye vurgu yapıyorum ben? Yani bu Dede Göl dağlarının yükseltisinin 2500 metre olduğuna vurgu yapıyorum. Şimdi arkadaşlar senaryoyu çeviriyorum. Boş bir sayfa işte dağların yeri. Bu anlatımı dinledikten sonra soruyorum size. Siz şurada hangi dağlar olduğunu hatırla. Buradaki artık geyik dağları der misiniz? Yorumları açayım. Yorumları açıyorum. Şuradaki dağ hangisiydi? Bakın bir buçuk dakikalık bir hafıza tekniği yaptım. Ama hafızaya bunu kazımaya çalıştım. Buradaki dağ güzel. Bey dağları. Şimdi ÖSYM sana bunu sorsa burada dese ki Sultan Dağları, burada dese ki Geyik Dağları sen buna hiç evet der misin? Hayır. Niye? Çünkü beyin burada görüntüsünü sana gösterdim. Bu bey burada elinde ne vardı? Ok vardı. Kaç metreden germişti? Bu arasındaki mesafe ne kadardı? 3000 değil mi? O zaman bey alan yükseltisi kaç? 3000. Bunu niçin veriyorum? Çünkü burada bulu şekillerin görünür öğrencime hafızasına kodlamak istiyorum. Hemen karşısında ne dağı vardı? Şurada ne dağı vardı arkadaşlar? geyik vardı değil mi? Geyik dağları. Neredeymiş? Bakın şurası Beydağları. Şurası Antalya ise doğusunda geyik dağları. Peki şuradaki dağ hangisiydi? Şuradaki dağı söyleyin bana. Dede Göl mü? Sultan mı? Yoksa hangisi? Evet tabi yorumlarınız biraz yavaş akıyor. Bekliyorum. Şuradaki dağ hangisi? Evet. Davras Dağı değil mi? Güzel. Peki bu buradaki Davras Dağı ismi nereden geliyordu? Burada küçük baş hayvanlar vardı. Küçük baş hayvana davar denir unutmayın. Büyük başlara da sığır denir. Yani aynı zamanda hakaret olarak da kullanılır. Buradaki davarların sayısı kaçtı bana söyler misiniz? Kaç tane davar vardı? 2500 tane davar vardı değil mi? Bu ne demek arkadaşlar? Davras Dağları'nın yükseltisi 2500 metre. Ne diyordu bu davarlar hep birazdan? Davarlık yapma. Bakın orada bir kez daha vurguluyorum. Davarlık yapma, geyiği vurma. Sizin duygularınıza oynuyorum ben aynı zamanda. Hafıza tekniği budur. Ne kadar duya hitap ederse o kadar akılda kalıcı. Dramatik de bir şey var burada yani bir senaryo var. Peki şuradaki daha hangisi bana söyleyin. Sultan mı yoksa Dede Göl mü? Şuradaki da hangisi? Evet, Dede Göl Dağı değil mi? Çok güzel. Dede Göl Dağı. Yükseltisi ne kadar Dede Göl'ün? Yükseltisi ne kadardı? 2500 metre. Yani ne demek bu? Burada buzul şekillerine rastlanır. Yani yükselti derken senaryoda derinliği. Burada gölde yüzen dedeyi hatırlıyor musunuz? Böyle sakallı bir şeydi değil mi? Peki şurada ne vardı? Hemen dede gölün kuzeyinde ne vardı? Beyin hanımı vardı. Hanımına nasıl hitap ediyordu? Sultanım diyordu değil mi? Bu da ne diyor? Beyim geyik avına gitti. Ben de dedeme gideyim dede göl da. Peki şurada bir tane Toros marka araç denize batmıştı yarıya kadar. Ben burada neyi vurguladım? Bu batan Toros'tan mevzuyu nereye bağladım? Adam ne diyordu? Battı Toros yan gider. Sinirleniyor. Geyi vuracağım diyor. Battı Toros derken neye vurgu bu? Batı Torosları. Yani bu anlattığım dağlar Batı Toros dağları. Şimdi ölse etme sana bu dağların batı Torosların yerini sorsa yapabilir misin? Ya da ÖSYM sana dese ki burada tahtalı dağları var, nur dağları var. Efendim burada bimboğa dağları var. Buna evet der misin? Demezsin. Niye? Artık buradaki resimler zihnine kazandı. Anlaştık bu mevzuda. Yapar mısınız? Ve sizden şunu istiyorum. Şimdi bu senaryo yarın sabah kalktığınızda aklınızdaysa en son paylaşımın neyse onun altına gelip yazıyorsunuz. Batı Toros dağları şunlar şunlar diye. Anlaştık mı? Bunu yaparken bir kez daha tekrar ediyorsunuz. Artık bu ömür billah senin aklından çıkmaz. Denemesi bedava. Şimdi geliyorum. Bakın bu faslı bitirdim. Haritamızda başka bir fasla geçtik. Bölse yemeğinin en çok sorduğu şeylerden biri. Bunu neden bu kadar çok soruyor? Doğrusu ben de anlamış değilim. Masif araziler. Şimdi sevgili öğrenci, masif arazi nedir? Hocam resmi tekrar gösterin demiş. Tamam. Sizi mi kıracağım? Aha da bu. Diğer dağlarda anlatsanız demiş. Zamanı gelince. Şimdi bu akşam dedim ya potpourri bir ders gidiyoruz tadımlık ve zihinde kalıcı olacak şekilde ona göre ayarlıyorum. Şimdi görüntüyü gördünüz.